Örneğimizde iki kişi var. Birinde tüberküloz yani verem hastalığı görülüyor. İşte şuradaki kişi tamam mı arkadaşlar? Ona A kişisi diyelim. Verem olmayan diğer kişiye de B kişisi diyelim. A kişisinin hastalık bulaştırma ihtimalini B kişisinden yüksek kılan şeyler nelerdir? Yani B kişisinin verem hastalığına yakalanmasına sebep olacak şeyler ne olabilir? Birden fazla şey var. Örneğin A kişisinin bazı verem partiküllerini öksürerek yayması gerekir. Öyle değil mi? Ama burada şu şekilde bir güçlü öksürük ile alttaki gibi zayıf bir öksürük arasında fark olacaktır tabii ki. Güçlü şekilde öksüren insanların daha çok yetişkinler olduğu belirtiliyor. Evet, genelde yetişkinler çocuklardan çok daha güçlü şekilde öksürür. Yani yetişkinlerin bir hastalığı bulaştırma oranı çocuklardan daha yüksektir. İlk belirtmek istediğim temel nokta bu. Hemen yazayım. Evet, veremin bulaşmasında tamamen bu durumu görüyoruz. Yetişkinlerin veremi bulaştırma oranı çocuklardan tabii ki ee, daha fazla ve tabii bebeklerden de özellikle çok daha fazla. İkinci nokta ise canlı bakterinin olması. Bu aslında gayet bariz bir nokta. Canlı bakteri yoksa başka birine hastalık bulaştırmanız pek de mümkün değil. Birinde canlı bakteri olup olmadığını anlamanın yolu o kişiden tükürük veya akciğerlerinden gelen balgam numunesini alıp mikroskop altında incelemektir. Böylelikle pozitif leke dediğimiz şeyi görürüz. Bu da gerçekten mikroskobun altında verem bakterilerini leke şeklinde görmek demek. Aynı zamanda kültür örneği alıp bakteri yetiştirebilirsiniz. Yani eğer mikroskopla bakteri görmüşseniz veya yetiştirebilmişseniz bu canlı verem bakterilerinin olduğuna dair güçlü bir işarettir. Böylelikle söz konusu kişinin hastalık bulaştırma riski olduğunu söyleyebilirsiniz. Üçüncü olarak akciğerlerde geniş boşluklar veya aralıklar görebiliyorsanız, bu boşlukların veren bakterileriyle dolu olduğunu söyleyebilirsiniz. Buna kaviter hastalık deniyor, yani o boşluklarda meydana gelen hastalık. Boşlukların bakteri taşıması çok yaygın bir durumdur. Bu yüzden akciğer boşluklarında bakteri barındıran biri varsa, o kişide ikincil ilerleyici hastalık bulunduğunu söyleyebilirsiniz. Bu kişilerin verem bulaştırma ihtimali diğer insanlara göre daha yüksektir, çünkü vücutları canlı verem bakterileriyle doludur. Peki veremi önlemek için neler yapabiliriz? İlki çok bariz, ilaç kullanmak. Veremi tedavi etmede çok başarılı olan ilaçlar mevcut. Bu noktada yapılan şeylerden biri de doğrudan gözlem terapisi yani DGT. Burada bir doktor veya hemşire hastanın ilacını alıp almadığını takip ediyor. Böylelikle ilaç almanın unutulması veya bilerek ilaç alınmamasının önüne geçilmiş olunuyor. Bu yöntemle birinin ilaç alıp almadığını kolay bir şekilde kontrol etmiş oluyoruz. Bu yöntemde kullanılan ilaçlar sayesinde canlı bakteriler ölmüş oluyor. Bakterilerin ilaçla ölmesi genelde 2 haftayı buluyor. Dolayısıyla pozitif leke veya pozitif kültür görülmüyor. Aynı zamanda bu yöntemle verem semptomları da gideriliyor. Zaten verem değilseniz bu kadar öksürmezsiniz. Bu da ak akılda tutulması gereken önemli bir şey yani arkadaşlar. Başka ne önemli olabilir? Veremli kişinin diğer insanlardan uzakta bulunması, yani kendini bir nevi, izole etmesi çok önemlidir. Burada özellikle gençlerle aynı ortamda bulunulmaması çok önemli. Örneğin, 4 yaşın altındaki biriyle aynı ortamda bulunmak çok çok yanlış. Çünkü çocuklar vereme yakalanma konusunda çok daha korumasızdırlar. Aynı zamanda gece vakti başkalarıyla aynı ortamda bulunmamak da çok önemli. Yani gece uyurken verem hastası olan kişinin diğer insanlarla aynı ortamda uyumaması gerekiyor. Tabii ki ideal olan bu kişinin diğer insanlardan tamamen ayrı yaşaması. Fakat ailesi veya çocukları olabileceği için her zaman böyle olamaz. Fakat söz konusu kişinin en azından 4 yaşından küçük çocuklardan uzak durması ve gece kendi başına uyuması sağlanmalıdır. Bir diğer önemli unsur ise tıbbi maske kullanımı. Tıbbi maske çok önemlidir çünkü ağızdan çıkan çoğu şeyin havaya karışmasını önler. Hemen maskeyi çizeyim. Bu maske ağzınızdan çıkan çoğu şeyi tutar ve çevrenize yayılmasını engeller. İşte tıbbi maske böyle. Şu şekilde kulaklarınıza tutturabilirsiniz. Bu maske ağzınızdan çıkan şeyleri tutar ve bir nevi geri sektirir. Maske ağzınızdayken de nefes almaya devam edebilirsiniz. Fakat geniş boyutlu partiküllerin ağzınızdan çıkmasını engeller. Peki tüm bunlara karşın B kişisi ne yapabilir? Tabii ki öncelikle A kişisinden uzak durabilir. Yani bu kadar yakın durmasına gerek yok. B'yi şuraya alalım. Evet. B böylelikle verem hastalığının bulaşma ihtimalini düşürmüş olur. Buraya yazalım evet. Mesafe koyma. Bir başka önemli nokta ise başkası gaz çıkarırsa ve odada berbat bir koku olursa ne yapılması gerektiği. Böyle bir durumda siz ne yapardınız? Genelde insanlar kapıyı açar ve içeri hava girmesini sağlar, değil mi? Bu e, ok içeri hava girişi olduğunu bize gösteriyor buradaki ok. İnsanlar bu gibi durumlarda kapıya ek olarak camı da açarlar ve böylelikle rüzgar içeri girer. Kısacası bu berbat kokuyu seyreltmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Belki odada pervane varsa o açılabilir ve içeride hava sirkülasyonu olur. Yani kokuyu seyreltmek için odadaki havayı hareket ettirirsiniz buraya yazalım seyreltmek. Buradaki fikir şu. Kapı, cam açmak gibi doğal havalandırma yaparak veya pervaneyi çalıştırarak yani çok basit şeyler yaparak havayı seyreltebilirsiniz. İşte bunları yaparak o berbat bakterileri seyreltebilir, onların akciğerlerinize girmelerini önleyebilirsiniz. Yapabileceğiniz bir başka şey de hava temizleyici solunum cihazı kullanmak. Bu cihaz tıbbi maskeden biraz daha farklı. Hava temizleyici solunum cihazı çok çok ufak partikülleri uzaklaştırır. Yani geniş parçalı partiküller veya tükürük yerine bu cihaz çok ufak partikülleri tutar ve solunum yolunuza girmelerini engeller. Bu maddeler filtrenin içinde toplanır ve veren partiküllerinin ağız ve burnunuza girmesini engeller. En yaygın olanı N95 adlı bir cihazdır. Belki görmüş veya duymuş olabilirsiniz. Başka çeşitleri de var fakat hava solunum cihazı deyince en yaygın görülen cihazlardan biri budur. Bu bağlamda rastlayabileceğiniz e, en önemli veya duymuş olabileceğiniz en önemli yöntemlerden birini daha gündeme getirmek istiyorum. Biraz pahalı bir yöntem bu. Daha doğrusu pahalı birkaç yöntem var. Bunlardan bir tanesi ultraviyole mikrop öldürücü aletler. Hemen şöyle yazalım. Evet, ultraviyole yani UV mikrop öldürücü aletler veya ortam steril cihazları. Bunlar genelde cihazın İngilizce isminin baş harflerinden oluşan UVGI yani UVGI diye kısaltılırlar. Bu aletler ultraviyole ışığı alır ve yansıtır. Örneğin şurada ve şurada veren partikülleri varsa onları öldürür. Yani veren partikülleri artık canlı değildir ve odadaki insanlar güvendedir. Son olarak HEPA filtresinden bahsetmek istiyorum. Yani yüksek verimli partikül emici. Şöyle çizelim. Cihaza tepeden bakıyor olalım. Evet. Havanın giriş çıkış yaptığı belirli yerler olacak. Hemen size göstereyim. Evet. Hava şuradan giriyor ve şuradan çıkıyor. Her iki tarafta da üçer ok çizerek bunu göstermiş olduk. Evet, ortada ise bir filtre var. Yüksek verimli partikül hava filtresi denen bu filtre veren partiküllerini yakalar. Bu filtrenin ismi çok uzun olduğundan genelde cihazın İngilizce isminin baş harflerinden oluşan HEPA filtresi deniyor. Kısacası HEPA filtresi veren partiküllerini yakalar ve filtre içine hapseder. Bunlar filtreden geçemeyeceği için cihazın diğer tarafından temiz hava çıkar. Bunu bir adım ileri götürüp şu soruyu sorabiliriz. Giren havanın tamamını değil de bir kısmını cihazdan çıkarsak nasıl olur? Böylelikle havanın yalnızca bir kısmı odanın dışına çıkar. Bu durumda odada negatif basınç görülür. Çünkü odadan çıkan hava miktarı odaya yeniden giren hava miktarından daha fazladır. Bunu tıpkı bir vakum gibi düşünebilirsiniz. Çünkü hava filtreye giriyor fakat giren miktar kadarı dışarı çıkmıyor. Dolayısıyla ne oluyor odada negatif basınç oluşuyor tüm pencere ve kapıları kaparsanız odada negatif basınç oluşturabilirsiniz. Bu da ortamı gerçekten koruyabileceğiniz anlamına geliyor. Çünkü kapıyı ve pencereyi kapıyorsunuz, böylelikle veren partikülleri odadan çıkıp koridora geçemiyor. Düşünün, eğer odadaki tek boşluk kapının altındaki şu aralıksa, negatif basınç, havanın koridora çıkması yerine bu boşluktan odaya girmesine sebep olacak. İşte veremi önlemede kullanılan önemli yöntemlerden biri de bu. Yani negatif basınç oluşturarak temiz hava üretmek ve daha sonra odayı tıpkı mühürlenmiş gibi kapatmak. Böylelikle koridordaki hava odaya girmeye başlıyor ve odanın içindeki veren partikülleri koridora çıkıp oradaki insanları hasta edemiyor.